yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Ha, devam ediyorsunuz. Siz ne zaman başladınız? Namazdan sonra başlamıştık biz yaslan. Aferin, iyi, güzel. İnşallah. Efendim ne diyelim? Sevgi birliği, cennet nimeti diyelim. Evet. Sevgi birliği, cennet nimeti. Oh, severim ben senin tatlılığını, güzelliğini. Tam prenses. Evet. Sen benim prensesimsin de. Dumayan prensesi. Prenses gibi güzelsin ve çok asil güzel görünüyorsun. Ты как принцесса, благородная, очень красивая. Спасибо. Çok teşekkür ederim. А вы больше на короля похожа. Sen de krala benziyorsun. Ay, severim ben senin tatlılığını, kibarlığını. Maşallah. Bak şimdi çete en az 1,5 saat hazırlanacağım. Bayağı güzel gösterişli kız değil mi? Maşallah. Boyu, bosu falan çok güzel. Kahvemiz gelsin. Ve muhabbete başlayalım. İngiliz gazetelerinin tümünün bugünkü manşetlerinde Başbakan Theresa May'in bir daha İngiltere ve Amerika başka ülkeleri işgal etmeyecek açıklaması yer aldı. The Daily Telegraph, The Times gibi büyük gazeteler Başbakan'ın İngiltere ve Amerika'nın kendi kafalarındaki gibi bir dünya yaratmak amacıyla bir daha asla başka ülkeleri işgal etmeyeceklerini söylediği konuşmasını haber yaptılar. The Daily Telegraph bu konuşmasının İngiltere dış politikasında 20 yılı aşkın bir süredir görülen en büyük değişim olduğunu söyledi. 20 yıl mı? 200 yılda da, değil mi? Evet. Konu netleşsin. Niye anlamazdan geliyorlar? Niye samimiyetsiz konuşuyorlar? Neren 20 yılı? 20 yıl önce en saldırgan dönemleriydi 20 yıl önce. Yani onun yanına bir sıfır koymalar lazım. Herhalde 200 demek istedi. Evet. Trump ve May'in Cuma günü Beyaz Saray'da bir araya gelmesi planlanıyor. İngiliz Başbakanı yeni Amerikan Başkanı'nın yüz yüze görüştüğü ilk lider olacak. Evet, onu trompetle karşılasın. Ya trompetle, pardon. Evet. Trump samimi bir insan. Ama benim gördüğüm İngiliz derin devletinin politikası, yani decaliyet politikası son bulacağını anlamış bulunuyoruz. Yani bu politika bitmiş. 200 yıldan beri devam eden politikanın sonuna geldiler. Bu niye oldu? Çünkü İngiliz derin devletini dünya çapında deşifre edeceğimizi anladılar. Yani büyük bir skandal çıkacağını anladılar. En başından olayı temize götürmek istiyorlar. Yani rezil rüsvay olmaktansa başından böyle bir açıklama yapalım dediler. Aa, huylu huyundan vazgeçer mi? Biraz zor. Evet. Ama vazgeçileceğiz. İnşallah. Evet. Görüşmeden fotoğraflar vardı. Evet. O heykel, o büst nedir? Churchill'in büstü. Churchill'in büstü. İşte bu Amerika ve İngiltere denen olayın ortasındaki zihniyet, yani İngiliz derin devleti zihniyeti asıl devlettir. Yani gerçek devletin ortasında oturuyorlar ikisi. Bak kadın zaten Amerika adına hüküm veriyor. Amerika bundan sonra bunu yapmayacak diyor. Yani Birleşik Krallık bunu yapmayacak diyor. Amerika Birleşik Krallığın bir parçasıdır. Yani bu konuya kesin karar verildiğini anladı. Deccaliyetin kesin biteceğini anladı bu vatandaşlar. 200 yıldan beri yapmadıkları bir açıklamayı yaptılar. Normalde 300 yılda biz fakat keskin saldırgan tavırlar 200 yıldır. Bak öbürü de dikkatli atmak için 20 yıl diyor. Ne kadar samimiyetsiz ya. 20 yıl önce en azgın devirler değil miydi? Her yeri kan revan içinde bıraktıkları devir değil miydi? Evet. E nereye böyle konuşuyorsunuz?
Şimdi bak bunlar hep mucize. Yani güneş batmayan imparatorluk denen sistem, deccaliyetin uçsuz bucaksız gücü, sırf deşifre olma korkusuyla diz çöktü şu an. Çünkü bunun yakasını bırakmayacağımızı anladılar. Önce çırpındılar, mırpındılar falan feşmekan, büyükelçi bayağı çırpındı. Bir şeyler yaptılar. Yazarlar falan yok, geyik yok, deve yavrusu falan dediler ama baktılar kurtuluşu yok. Çünkü dünyaya rezil olduklarında dünyada meydana gelecek galyan İngiltere'yi yutar. Yani akıl almaz bir galyan meydana gelir. Galyanı önlemek için önden tedbir alıyorlar şu an. Diyecekler ki ya biz İngilizlerin devletinin zaten saldırganlığını anladık. Karar da aldık hükümet olarak. Artık bu politikayı bıraktık. Dolayısıyla bize bir şey demeyin diyecekler dünya halklarına. Tamam, kabul. Bir daha duymayalım o zaman. Bir daha böyle münasebetlik istemiyoruz. Bu Mehdiyet'in zaferidir. Evet. Deccaliyet'in de hezimetidir. 200 yıllık politikalarına vazgeçtiler. Mehdiyet'in bereketi. Allah beni de sizleri de Mehdi'ye talep etsin. İnşallah. İsa Mesih'e talep etsin. İnşallah. Ne kadar güzel maşallah. Evet. Yani çok çok güzel. İnşallah. Alanya'dan gençler sizi izliyoruz diyor. Resimler var, göstersene. Gösteririz. Vay 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 vay, ne sevimli bunlar böyle. Maşallah, Allah hepsinin ömrünü uzun etsin, hayır bereket versin. Kıbrıs'tan gençler beraber seyrediyoruz hocam diyor. Göster bakayım. Vay 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 vay, maşallah çok güzel. Evet, dinliyorum. Norveç Kiliseler Konsey Başkanı bu yılki kiliseler toplantısının ana kilise konusu... Kilise değil, kilise, kilise. Kiliseler toplantısının ana konusunun ne olması gerektiği konusunda şunları söyledi. Artık homoseksüeller de evleneceği için bu toplantıda evlilik törenlerinde herkes tarafından benimsenecek ortak bir ayin metnine karar vermeliyiz. Bu bir dönüm noktası ve tarihi bir gün. Homoseksüellerin birbirine karşı olan sevgilerini ifade etmelerinin aşağılayıcı bir şey olarak görülmesine son verilmelidir. Homoseksüeller tarih boyunca birçok haksızlıkla karşılaşmışlardır. Evlilik kararı bu haksızlıkları biraz da olsa tamir edecektir. Kardeşim, bizim tiksindiğimiz bir şeyi bizim üstümüze zorla getirmek en büyük haksızlıktır. Evet. Yani insanlar bir şeyden iğreniyorsa, tiksiniyorsa, inancı gereği ahlaksızlık olarak görüyorsa, pis görüyorsa, bir insanın üstüne üstüne bunu getirirsen, bu en büyük vicdansızlık olur ve zulüm olur. Dolayısıyla dindar bir rahibe tiksindiği, iğrendiği, asla hoşlanmayacağı ve onu son derece küçük düşürecek, psikolojik olarak çok şiddet sarsacak, çok azap verecek, vicdanen çökertecek bir şeye sürüklemeye kalkmak çok büyük bir vicdansızlıktır ve zulümdür. Bunu bıraksınlar. Yani sen şiddetle homoseksüellikten tiksinen, iğrenen bir insanın yanına getireceksin homoseksüelleri, bunları evlendir diyeceksin. Adamın inancına göre de bu çok büyük bir ahlaksızlık. Sen bunu buna zorla yaptıracaksın. Burada insan hakları, saygı, sevgi, hürmet hiçbir şey kalmamış oluyor. Bunların mantığı egoistçe ve gaddarca. Bunu kabul etmiyoruz. Ya düşün, bir cami hocası adamı mesela, yahut bir evlendirme memuru, dindar bir insan, Müslüman. İki homoseksüel geliyorlar, bizi evlendir. Ne korkunç bir şey ya o adam için. Yüzlerce kişinin önünde iki homoseksüel oturuyor, hadi bizi evlendir. O ne demektir?
O tasdik ediyor demektir onu ya. Kendisinin de öyle olduğunu söylemiş oluyor o zaman. Yani o tasdik etmek ne demek ya? Tasdik ettiysen o sistemi kabul ediyorsun demektir. E o da öyledir o zaman. Olur mu böyle bir korkunç iş? Olur mu böyle bir zulüm? İnsanlar niye böyle bir zulmün içine zorla sokuyorlar? Şu gaddarlığa bak ya, şu acımasızlığa bak. Şu saygısızlığa bak, şu münasebetsizliğe bak. Yani zavallı Avrupalılar, zavallı Hristiyanlar belanın içine düştüler. Adamlar hapse atıyorlar ya. Ya bir Müslüman için çok korkunç bir şey bu. İnancına göre, Kur'an'a göre çok korkunç bir şey. Dehşet verici bir şey yani. Böyle belanın içine Müslümanları, insanları niye çekiyorsunuz ya? Dindar Hristiyanlar bu işin içine niye çekiyorsunuz? Bununla ilgili bir kitapçık yapmak lazım en iyisi. Avrupa'da Hristiyanlar kendini koruyamıyor da gariplerim ya. Ya büyük bir belanın içine düştüler. Daha hala münasebetsiz peşinde adamlar. Evet, dinliyorum. İtalya'nın turistik şehri Venedik'teki büyük kanalda Gambiyalı bir zenci mülteci boğuldu. Mülteci suyun içinde boğulmamak için çırpınırken tam iki yanında içinde yüzlerce yolcunun bulunduğu iki vapur bulunuyordu. Bu vapurlardaki insanlar mülteciyi kahkahalar atarak izlediler. Aptal adam evine dön diye bağırarak mültecinin boğulmasını gülerek cep telefonunda kaydedenler oldu. Kimse mülteciyi kurtarmak için atlamazken sadece vapurlardan birinden mültecinin bulunduğu yere can simidi atıldı ama mülteci can simidine yetişemeden herkesin gözü önünde çırpınarak hayatını kaybetti. Videosu da vardı. Bakayım. İşte Deccal'in eline teslim edildi Avrupa'nın büyük bir bölümü. İnsanları insan olmaktan çıkarttılar. Hayvan yapmaz şu zulmü. Hayvanda bile olmaz böyle bir zalimlik. Hayvan gidip mesela kurtarıyor. Değil mi? Görüyorsunuz, yayınlıyoruz. Hayvan bile yapmaz şu zulmü. İşte dinsizliğin, Allahsız, kitapsız olmanın, Darwinist, materyalist eğitimin sonucu. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği ile ilgili İslam'da istişare vardır, başkanlık sisteminde öyle bir şey yok. Bu anayasa değişikliği inanca da uygun değil açıklamasına cevap verdi. Diyor ki, bu işler istişare ile yapılır. Tamam da teklifi hazırlayanlar, akademisyenler, siyasiler dahil farklı kesimlerle istişarelerini yaptılar. MHP bir isim, AK Parti bir isim tespit etti. Onlar çalıştı, sonunda da parlamentoya önce anayasa komisyonuna geldi. Orada da tartışıldı. Ama istişare metodu ile değil, pet şişe atma metodu ile tartışıldı. Bunların istişareden anladıkları da maalesef bu, dedi. Ama şimdi bu olmamış. İstişareden kastı şu. Devlet meselelerine karar verirken bir kişi kendiliğinden gece ani karar alıp bir şey uygularsa hata yapabilir diyor. İstişare çünkü peygambere de Allah istişare et diyor. Dolayısıyla orada bir risk var, doğru. Kur'an'a uygun değil bu. Yani bunun tartışılacak bir yönü yok. Her türlü devlet meselesi tartışmaya ve istişareye açık olması lazım. Ama istişarenin tabii bilenlerle istişare edilmesi lazım, aklı başında olanlara. Mesela Cumhurbaşkanı'na danışma olarak komünist adama göndermişler. Adam federasyondan yana. Yani ne doğru bitir ben de anlayabilmiş değilim. Cumhurbaşkanı Tayyip Hocam diyor ki ben yalnız kaldım diyor. Ona bu adamı kim gönderiyor onu da anlayamıyoruz. Anayasa metnine bölünmeye açık, federasyona açık madde koyuyorlar. Ya dedim ne oluyor bu, niye koydunuz bu maddeyi falan dedik, onun üstüne kaldırdılar. Ama baktık öbür yerlere dağılmış o madde bu sefer. Yani flu bulanık olarak dağılmış. Tabii ki bunları biz eleştireceğiz. Ne yapmamız gerekiyor yani?
Evet, dinliyorum. Sinema sanatçısı Meltem Cumbul, başkanlık sistemine karşı olanlardan biri. Twitter hesabında başkanlık sistemi geldiğinde karşılaşılabileceğini düşündüğü tehlikeleri sıralamış. Maddeler şöyle. Eğer başkanlık sistemine hayır demezseniz, seçtiğiniz milletvekillerinin hiçbir hükmü kalmayacak, onların sözü dinlenmeyecek. Başkan kendini ve bakanlarını mahkemeye çıkarma girişiminde bulunan meclisi feshedebilecek. Başkan seçilecek kişi hem hükümet, hem meclis, hem de mahkeme olacak. Başkan isterse devlet kurumlarını bölgelere ayırarak ülkenin bölünmesine neden olabilecek, dedi Meltem Cumbul. İşte bunlara cevap verilsin. Yani bunlar boş laflar değil. Yani bunu kilitleyecek bir üslup olsun. Evet. Misafir geldiğinde aşağıya alın. Bir süre dinlensin. Sonra düşünürüz. Bugün Çınar'dan Şamil Tayyar'ın bir açıklaması vardı. Meclisin de aynı şekilde başkanı görevden alma yetkisi var. Karşılıklı böyle bir denge kurulduğu için pratikte bu zaten kullanılmayacak bir sistem. Ama dengelerin bozulması halinde de devreye girecek bir şey, güvenlik amaçlı iki taraflı yapıldığını söyledi. Ama bunu işte hükümet açıklasın. Yani biz şundan bundan duymayalım. Tamam, Şamil Hoca da aklı başında bir insan da, yani hükümetin bizzat açıklaması olsun. Şu madde şunun için, şu risk şöyle kalkıyor. Yani açıklama olmaması ürkütücü. Ya neden çekiniyorsunuz ya? Açıklayın, ne var bunda? Sen anlattığını bir de anlat. Şamil Tayyar'ın açıklamasında meclisin de aynı şekilde başkanı görevden alma yetkisi olduğunu, fakat bu pratikte kullanılmayacak bir sistem olduğunu, ancak iki tarafı da dengede tutmak için böyle bir sisteme gidildiğini söyledi. Kardeşim tamam da bak, burada halk bunu ancak anlayabiliyor, ya anlayabilmiş olur. Evet. Yani bol örneklerle açık sarı anlatırsın. Mesela biz AK Parti'yi anlıyoruz. Bize gece gündüz kendilerini anlatıyorlar. Oy verirken gidiyoruz. Gerekirse AK Parti'ye oyumuzu veriyoruz. Çünkü anlamışız yani. Şimdi anayasa diyorsun. Bize anlatırsan ne olduğunu, tam kavrarsak neyin için olduğunu, alınan tedbirlerin, karşı tedbirlerin neler olduğunu, gönlümüz müşteri olarak evet deriz. Ama bu durumda ne yapalım? Bilmediğimiz bir şeye gidip evet diyeceğiz. Ya bu oluyor mu bu? Bir de hayır diyenlere potansiyel hain damgası vurmak, PKK ile aynı cephede göstermek, yani bu çok büyük bir zulüm ve münasebetsizlik ve Türkiye'yi bölmeye götürecek bir mantık. Yani yeni bir bölme metodu olarak İngiliz Derin Devleti'nin oyununa kimse gelmesin. Böyle bir üslup kullanılmaz ve bir de böyle bir demagoji de olmaz. PKK'nın hayır demesi taktik de olabilir. Yani yarım ağız adamlar hayır diyorlar. Yani bu bir taktik de olabilir. Çünkü mükemmel bir taktik olarak görülüyor bu. Bir oyun olabilir bu. Yani Türkiye'yi böyle alenen ikiye bölmeye yönelik bir usluptan şiddete kaçınmak lazım. Yani hainler ve hain olmayanlar. PKK'nın safında olanlar ve olmayanlar. Hayır dersen PKK'nın safında. Ya kardeşim, adam bölünme tehlikesinden dolayı hayır demek istiyor. Bölünme riskinden dolayı. Nasıl PKK ile beraber olsun böyle bir adam? Ya oradaki maddelerde bölünme riski var diyor. O zaman nasıl PKK'lı oluyor bu adam? Bölünme riski varsa asıl PKK'ya taraftar olur o açıklama. Yani anayasa maddesine sen bölünme riskini korsan PKK buna sevinir asıl. Değil mi? Tabii. Yani ne kadar güzel diyecektir. Oo, Bülent, kendine güzel bir kız arkadaş bulmuşsun, bakayım. Köpeği falan da çok hoş. Hem de kedili medili. Köpeği de, ama bayağı mutlusun, iyi. Tam Bülent'in yapacağı işler yani. Yani karşıdaki adamlar ne diyor? Aman kardeşim diyor, burada bu bölünmeye yol açabilir. Bu nasıl PKK taraftar oluyor böyle bir adam ya? Evet.
eğer oradaki madde bölünmeye açıksa PKK içerir zaten bunda. Tam tersine bir durum meydana gelmiş oluyor. Tam tersine ben anayasayı savunanları PKK'ya taraftar olmakla suçlamıyorum. Suçlamam da. Ama karşı olanları da PKK'ya taraftar olmakla suçlamam. Ben açıklama bekliyorum sadece. Yani ne niçindir? Bölünme riski neden yok? Federasyon riski neden yok? Bunları açıklayın diyorum. Ya açıklamıyorsan bir şey var demektir. Haklı olarak şüphelenirim. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Münafıklar Müslümanlara karşı öfke ve kin dolu oldukları halde çıkar elde edebilmek için samimiyetsiz sevgi gösterisi yaparlar. Münafıklar Müslümanların en yakınlarında bulunabilmek ve onlar hakkında aleyhlerinde kullanabilecekleri daha özel bilgilere ulaşabilmek için kendilerini olabildiğince samimi, güvenilir ve sadık kimseler olarak tanıtmaya çalışırlar. Kalpleri kin, nefret ve öfkeyle dolu olduğu halde bunu mümkün olduğunca gizler ve dilleriyle tam tersini konuşurlar. Müslümanların sevgiyi önemli bir samimiyet ölçüsü olarak gördüklerini düşünüp sevgi konusunu en sinsi yöntemlerle en iyi şekilde kullanmaya çalışırlar. Sevgi gösterilerinin önemli bir güven alameti olarak değerlendirileceğini ve bu gösterileriyle tüm samimiyetsizliklerini, ikiyüzlüklerini, gizli oyunlarını örtbas edebileceklerini düşünürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki münafıklar da samimiyetsiz sevgi gösterilerinde bulunma taktiğini uyguluyor ve bunun sonucunda da kayda değer çıkarlar elde edebilmeyi umuyorlardı. Bu amaçla hemen her fırsatta Peygamberimize övgülerde bulunuyor, herkesten çok iltifat eden, herkesten çok destekleyen kimseler gibi görünerek kendilerince Peygamberimizin gözüne girmeyi, ön plana çıkmaya çalışıyorlardı. Örneğin kendi menfaatleriyle doğrudan çelişen bir durum yoksa, bir olay olduğunda mutlaka Peygamberimizden yana tavır alıyor, onun haklılığını, doğruluğunu herkesten daha fazla ve daha dikkat çekecek şekilde vurguluyorlardı. Mümkün olan her imkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan derin sevgilerini, asla kopmayacak olan bağlılıklarını ve adeta bir köle gibi ölümüne sadık olduklarını belirtiyorlardı. Onun makamını, onurunu, şanını, şerifini korumak için canlarını ve mallarını gözlerini dahi kırpmadan rahatlıkla feda edebileceklerini söylüyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güvenliğini, huzurunu ve rahatını sağlayabilmek için her türlü özveri göstermeyi hazır olduklarını dile getiriyorlardı. Ancak sözleriyle uygulamaları arasında büyük uçurum oluyordu. Eylemleri ve tavırları ihanet içindeydiler. Münafıklar Peygamberimize herkesten daha çok düşünen, daha çok seven ve saygı gösteren, onun en yakın dostları olduğu kişiler olduklarını iddia ediyorlardı. Ve herhangi bir zorluk ortamı olsa güya herkesin kendi derdine düşüp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yalnız bırakacağını, sadece kendilerinin onun yanında olup en akılcı ve etkili şekilde onu koruyup destekleyeceklerini öne sürüyorlardı. Ancak bunu söylerken geceleri Peygamberimiz ve Müslümanlar aleyhine planlar kuruyor, müşriklerle işbirliği yapıyorlardı. Allah yolunda peygamberle birlikte mücadele etmemek için sürekli yeni tevhiller buluyorlardı. Ayrıca Kur'an ahlakını tebliğ konusunda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok destek veren, İslam'ın ve Müslümanların menfaatlerini en iyi koruyup kollayan başlıca birkaç kişiden biri olduklarını iddia ediyorlardı. En hayati faaliyetleri ve en önemli görevleri en başarılı şekilde kendilerinin sonuçlandırabileceği gibi gerçek dışı sözler sarf ediyorlardı. Böylece telkin yoluyla herkesi kendilerinin Müslümanlar için oldukça önemli ve büyük hizmetler veren kimseler olduklarını inandırmaya amaçlıyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki bu münafık karakteri şeytandan aldıkları ortak ilham ile o günden bu yana yaşamış tüm münafıklar da aynı şekilde ortaya çıkmıştır. Bugün de hala Müslüman toplumlar arasında kendilerine yer edinmeye çalışan münafık ruhlu insanlar aynı samimiyetsiz yöntemleri uygulamaktadırlar. Müslümanların güvenini kazanabilmek için dilleriyle sürekli onların ne kadar sevdiklerini, onlara ne kadar bağlı olduklarını anlatırlar. Bir başarı söz konusu olduğunda Müslümanların önde gelenlerin gözlerine girebilmek için sürekli onları yücelten sözler sarf eder ve bu başarıdan duydukları sevinci de aynı abartılı tavırla dile getirirler. Müslümanlar inkar edenlere karşı bir zafer elde ettiklerinde onlar da sanki samimi Müslümanlar gibi büyük bir sevinç ve coşkuya kapılmış gibi abartılı konuşmalar yaparlar. Peygamberimiz döneminde de Müslümanlar inkar edenler karşısında güçlendiğinde, İslam giderek geniş topraklara yayılmaya başladığında ya da Müslümanlar bir yerde zafer kazandıklarında münafıklar hemen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısında bu tür konuşmalar yaparlardı. Sen Allah'ın Resulüsün, seni çok seviyoruz, sen eşsiz bir lidersin,
çok akıllı, çok ileri görüşlüsün. Müthiş bir zafer kazandın, inkar edenleri hezimete uğrattın. Oyunlarını etkisiz hale getirdin ya da Allah sana zafer veriyor. Belli ki sen Allah'ın hak elçisisin. Bu yüzden biz seni çok seviyoruz, sana çok bağlıyız gibi övgü dolu sözler söylüyorlardı. Allah, münafık karakterli insanların aslında tersini düşündükleri halde sırf itibar kazanabilmek için yaptıkları bu konuşmaların samimiyetsizliğini Peygamberimize şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Münafıklar sana geldikleri zaman, biz gerçekten şehadet ederiz ki sen kesin olarak Allah'ın elçisisin dediler. Allah da bilir ki sen elbette onun elçisisin. Allah şüphesiz münafıkların yalan söylediklerine şahitlik eder. Münafıklar inanmadıkları tüm bu sözleri sarf ederken ciğerleri yanıyor ve akıl almaz bir ıstırap duruyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Allah'ın Resulüsün. Bu yüzden biz seni çok seviyoruz diyorlardı. Ama aslında kalben ondan ahlaksızca nefret ediyorlardı. İçten içe ona karşı haşa büyük bir kin duyuyorlardı. Acaba ona nerede nasıl zarar verebilirim? Nasıl bir kötülük ya da hainlik yapabilirim? Müslümanlar arasında nasıl fitne, huzursuzluk, kargaşa çıkabilirim gibi düşüncelerle kalleşçe planlar kuruyorlardı. İşte bugün de aynı şekilde Müslümanların lehinde bir gelişme olduğunda iman edenler münafıkların oyunlarını bozup inkar edenleri fikren hizmete uğrattıklarında günümüzdeki münafıklar aynı şekilde içten içe çok büyük bir acı yaşarlar. Münafıklarla küfür arasındaki sinsi işbirliği de şifre olup kurumaya yeltendikleri tuzaklar bozuldukça münafıklar adeta fikren can çekişmeye başlarlar. Çünkü Müslümanların güçlenmesi münafıkların en istemediği şeylerden biridir. Allah onların bu ahlaksızlığını bir ayette şeytandan Allah'a sınırın. Size bir iyilik dokununca kasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğinde ise buna sevinirler. Âl-i İmran Suresi 120. sözleriyle açıklamıştır. Ama buna rağmen duydukları öfke, kin ve nefreti içlerinde saklar ve bunun tam tersi bir üslup kullanırlar. İnkar edilen oyunlarının bozulmasından duydukları sözde mutluluğu büyük bir coşkuyla ifade ederler. Gerçek amaçları Müslümanlara zarar vermek, onları başarısızlığa uğratmak iken samimiyetsiz ahlak gösterir ve bu Müslümanların başarısına herkesten çok onlar sevinmişsinde davranırlar. Kur'an'da münafıkların bu ikiyüzlü oyunu ve gerçekte kalplerinde sevgi değil, aksine büyük bir kin ve öfke, nefret gizledikleri şöyle haber verilmiştir. Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buğz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Sinelerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık. Belki akıl erdirirsiniz. Sizler işte böylesiniz. Onları seversiniz. Oysa onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tümüne inanırsınız. Onlar sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Kendi başlarına kaldıklarındaysa size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki, kin ve öfkenizle ölün. Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Allah'a ayetlerde Müslümanlar samimi oldukları sürece, münafıkların bu sinsi oyunlarının ve sinsi girişimlerinin iman edenlere asla zarar veremeyeceğini bildirmiştir. İşte bu durum münafık için en büyük hezimettir. Münafık, inkar edenlerle işbirliği yaptığında her şeyin çok kolay olacağını, Müslümanlara istediği gibi hiç fark ettirmeden aldatıp amacına ulaşabileceğini sanır. Böyle büyük bir başarı umarken çok güçlü olduğunu sandığı küfrün hiç beklemediği bir anda fikren ezilip mağlup olması münafığın derin bir ızdırap duymasına neden olur. Yayınımıza devam ediyoruz. Evet. Ne mutlu bize. Yakup hocam, çayım niye girmiyor? Yani... Çay şahane bir şey ya. Özellikle limonlu. Misafirlik de şahane oluyor. Ya misafirlik de çok hayati bir konu. Tabii ben giderken misafire en az 3 kilo falan bisküvi alırdım. Yani ben öyle tabakta 3 tane bisküvi alırdım. Bu eziyet bu. Başka bir şey değil mi? 3 bisküvi ne yaptın ondan ya? 3 kilo tabii ya. Tabakta ayrı getirttiriyordum. Güzel. Çayın içine batır batır ya. Bebeto.
Selam. Nefes kesmiş vaziyette podyumda yürür gibi yürüyorsun. Aleyküm selam. Artık erken yatıyorsunuz değil mi? Evet hocam. Tabii namazı biraz zorlanıyorlar bu sefer. Halbuki erken yatarsanız erken kalkarsınız. Evet hocam. Hadi bakayım. Ya hoca efendi çok güzel anlattı değil mi? Maşallah hocam. Evet. Bak Kur'an'ı adamlar başka şekilde sokmaya kalkmışlar. Allah'ın ayetleri bundan hükmü kalktı diyor. Neye göre? Bana göre diyor. Ya bu alenen küfür. Bu nasıl bir laf ya? Kur'an'ı reddetmiş oluyorsun sen. Bir ayetin reddedince bütün Kur'an'ı reddetmiş oluyorsun. Bu da kalktı diyor. Bunun hükmü de kalktı. Bunun da hükmü kalktı. Bu nasıl bir Müslümanlık anlayışı ya? Ne kadar sevgiyi, merhameti, şefkati anlatan ayet varsa hepsinin hükmü kalktı diyorlar. Ondan sonra Hristiyanlara saldırmaya geliyor sıra. Musevilere saldırmaya sıra geliyor. Musevilere, Hristiyanlara şefkatli davrananlara kafirlikle itham ediyorlar. Kaynak ne diyoruz? Kur'an diyor. Peki Kur'an'da bu ayetler var diyoruz. Bak Allah'ın hükmü onlara karşı müşfik, şefkatli olmamızla ilgili. Onun hükmü kalktı diyor. Neye göre? Bana öyle geliyor diyor. Ya Allah'ın hükmü nasıl sana göre kalkar? Allah'ın ayetleri kıyamete kadar geçerli. Thank you.
yolu, müşterimiz pek dolu. Kemikliden sallandım, İsmet Paşa'ya doğru. Kemikliden sallandım, İsmet Paşa'ya doğru. Hele yandan, hele yandan, sağdan soldan hele Kur'an'da ayetler nesedildi diye Hristiyan alemiyle, Musevilerle ve diğer Müslümanlarla bağımızı koparacak şeytani bir sistem kurmuşlar. Böyle bir şey yok. Nesedilen Kur'an ayeti yok. Kur'an'ın tamamı geçerlidir. Bir oyun oynuyor şeytan. Bu oyuna kimse gelmesin. Hristiyan ve Musevilerle de Cenab-ı Allah Kur'an'da evlenebilirsiniz diyor. Yani o kadınlar bizim sevgilimiz oluyorlar. Böyle bir şey yok. Düşmanlık içinde bir neden yok. Hatalı olan yönlerini Kur'an düzeltiyor Tevrat ve İncil'in. Tevrat ve İncil geçerlidir. Kur'an'ın düzelttiği kısımlarla geçerli olur. Evet, dinliyorum. Viyana'da, Avusturya'da kardeşlerimiz çeşitli zamanlarda 8000 adet PKK Kürtlerin temsilcisi değil ve evrimin geçersizliği ile ilgili broşürlerden dağıtmışlar. Üniversiteye ve kiliseye de broşürlerden bırakmışlar. Daha sonrasında da ev sohbetinde bir araya gelip İman Hakikatleri, Ahir Zaman ve Münafığın Derin Karanlığı kitabınızdan okumuşlar. Ve size imanlarına vesile olduğunuz için çok sevdiklerini iletiyorlar. Şu ufaklıkları bana bir gösterip bakayım. Geri gel. Bayağı hepsi çok şeker. İyi, aferin. Çok nurlu hepsi. Hepsinin yüzünden nur akıyor maşallah. Ama aralarına böyle macera perest, dengesiz adamlar almasınlar. Bazen öyle kin dolu, nefret dolu, sevgisiz, muhbir, ahlaksız ve iftiracı insanlar sırf hasetten dolayı Müslümanlar arasına girip fitne, ahlaksızlık çıkartmak istiyorlar, oyun çıkartmak istiyorlar. Bu çok çirkin. Buna çok dikkatli olmak lazım. Dürüst ve samimi olmasına dikkat etsinler arkadaşlarım. Evet. Bulunuyorum, bulunuyorum, seviyorum ben onu. Evet, dinliyorum. Kazakistan 25 yıldır başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Nazarbayev 1991 yılından bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyor. Ancak geçtiğimiz günlerde anayasa değişikliğine dair canlı yayında yaptığı açıklamada daha etkili, istikrarlı ve modern bir devlet yönetimi kurmak için başkanlık görevlerimin bir kısmını hükümet ve parlamentoya devretme niyetindeyim. Dedi. Doğru yapıyor çünkü. Gereksiz üstüne zorluk almış oluyor. Zorluğun, bütün sorumluluğun tek bir insana toplanması çok büyük bir hata. Evet. Sorumluluk yayılsın. O zaman bütün öfke o kişinin üstüne yöneliyor hata olduğunda. Her şeyin sorumlusu sensin diyorlar. Böyle olmaz. Sorumluluk başbakanda olsun, cumhurbaşkanında olsun, bakanlarda olsun, yayılsın. Milletvekillerinde olsun, bakan yardımcılarında, genel müdürlerde, müdürlerde olsun. Değil mi? Yani bir kişi her şeyin sorumlusu yaparsan ne olur? Evet. Ah severim ben senin tatlılığını. Gözleri çok şeker. Bal gibi tatlı. Çok şey bu, yani yıpranmamış bir insan, çok temiz bir insan. O benim kuzum o. Yüzünden belli zaten değil mi temiz olduğunu? Evet, benim canım da öyle. Çok asil o. Bayağı güzel. Çok kişilikli. Fikret, bir uzun hava söyle, dinleyelim. Rahatsızlık vermeyeyim hocam. Var mı sende yabancı parça? Vardı. Vardı. Vardıysa varsın o zaman, buyursun.
clouds are built, we'll bury their tumbling down. They didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. Find a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing next to the light of your halo, you're my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking, I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo, you're my saving grace. You're everything I need and more, it's written all over your face. Baby, I can see your halo, you're my saving grace. Sihirbazlık yapacak biri var mı ya? Gökalp'im vardı. Sihirbazlık değil de o ne diyorlar ona? İllüzyon, evet. Tarkan mı yapıyordu bu yüzden? Tarkan başkanı. Ama bayağı başarılıydı ya. Sakalı falan da öyle, Mahbubi gibiydi sakalı. Yine bu olaylara başlasınlar. Evet, dinliyorum. Atını gezdiren bir ufaklık vardı. Good boy. Gentle Mira. At da teslim olmuş hayvan. Hiç yetini çıkartmıyorum. Evet, dinliyorum. 16 yaşındaki Ukraynalı fotomodel bir genç kız, Türkiye'de bindiği minibüsün şoförü tarafından tecavüze uğradı. Minibüs şoförü arabada genç kızdan başkası kalmadığını görünce, Türk Telekom Arena stadının yakınında park ettiği aracında kıza tecavüz etti. Sonra genç kızı misafir kaldığı evin önüne bıraktı. Genç kız polise şikayette bulundu ve verdiği ifadede elinde bıçakla beni tehdit etti, sesimi çıkaramadım, sonra beni oturduğum yere bırakıp kusura bakma hoşça kal dedi diyerek olayı anlattı. Ya genç kızlar minibüste tek kalma olayı olmaz, onu defalarca söyledim. Evet. Yani baktı birisi indiyse o da hemen orada inmesi lazım. Yani tek başına inme, o adam orada şeytani moda girebiliyor. Yani mutlaka inmesi lazım. İkinci bir minibüs bekler, ondan yine gider. Yani her ne olursa olsun böyle bir şeyde tek kalma olmaz. Mesela yahut ıssız bir cadde, karanlık bir sokakta tek başına gitmek. Hiçbir şekilde geri dönsün, bir yerde beklesin. Orada kalabalık bir grup gidiyorsa onlarla beraber gidebilir. Veya söyleyebilir. Mesela der ki orada kadınlar beraber, ya sizlerle beraber geçebilir miyim, ben burada tehlikeli görüyorum der. Yardım istemesi lazım. Veyahut minibüste adam varsa, bir kişi varsa, ya lütfen inmeyin der. Ya bana yardımcı olun, ben tedirgin oluyorum der, değil mi? Benim gideceğim yere kadar siz gelin, geri dönersiniz. Allah rızası için yapın der bu. Yani iftarla da yapar bizim insanlarımız bunu. Değil mi? Yani bu bir şey değil. Bu önü sonu yok. Bak bu kız yine şikayet etmiş. Şikayet edilmeyen vakalar bunun 100 mislidir. Belki 1000 misli. Çünkü çocuk gelecek şimdi adli tıba. Adli tıpta herkes seyrediyor. Görüyor. Muayene oluyor doktora. Ön rapor alınıyor. Arkadan bir daha rapor alınıyor. Karakola gidiyor. Karakoldan savcıda, savcıdan hakim karşısına adliyeye gidip geliyor. Adam en fazla hapis yatıyor sonunda. Yani genç kızın durumunu kurtaran bir şeydi ki bu. Adam zaten hayasız yani. Adam haysiyetsiz. Yani bir de bu adamları göstertmiyorlar. Bunu yapanları herkese göstersinler. Sonra bunlar elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyor yine. Ya bunlar bayağı meşhur olması lazım. Hatta bunlar kitaba geçmesi lazım bu adamlar. Bunlar liste olarak şu 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 diye bunlar. Değil mi? Adı, soyadı, boyu, boyu falan her şeyin bunlar bilinmesi lazım.
bu şekilde olursa adamlar devam eder. Ama ilk tedbir olarak genç kızlar sakın ha sakın tek kaldığını anladığında, mesela iki kişi gidiyor, birisi var indi, hemen inmesi lazım. Yani orada, ama tabii çocuk Türkiye'yi bilmediği için o tecrübesi de herhalde, gelen yabancılara da bunu anlatmak lazım. Bundan uğraşılmaz. Gene aferin çocuğa, cesurmuş da gitmiş şikayet etmiş. Evet. Baksana ne, kusura bakma mı diyormuş? Evet, evet. Adamdaki ferahlığa baksana. E kimse de bilmiyor bunu mesela şu an ben. Var mı resmi bu herifin? Yoktu resmi adamın. Efendim? Adamın yok da kızın resmini yayınlıyorlar. E bak kızın resmi, evet. Bak çocuğu mahcup ediyorlar. Evet. Aslında mahcup olacak da bir şey yok. Evet. Kızların gururunu kıracak bir şey değildir bu. Yani namusuna, şerefine hiçbir alel vermez. Yani çünkü o orada mağdur konumunda, mazlum konumda. Onun ne günahı olur, ne de onuruna, şerefine zarar gelir. Yani onu da toplumda iyi vurgulamak lazım. Alnı ak, yüzü nurlu, tertemiz insandır o. Bir hayvan saldırısına uğramış gibi düşünülür. Yani herhangi bir köpek saldırısına uğramış gibi. Onun niye onurunu kırsın, şerefini kırsın? Şerefine zarar getirmez, halel de getirmez. Öyle düşünen de varsa ahlaksızlık yapıyor demektir. Yani bir ahlaka uygun bir hareket değildir o. Yani ahlak eksikliğidir o. Ne diyor? Thank you.
kavuşmamız gerekiyor. Ay ne yapıyorsun? Ali açıldı, daha iyi oldu. Aferin, güzel iman dersler yapıyor, Kur'an'dan anlatıyor. Şevki arttı, iyi. Öbür sanatçı olan arada sırada bir göçmen kuşlar gibi çok nadir gelip gidiyor. Ah seni. O yurt dışına gidecekti, bir eğitim görmek için gitti mi o? Ha, gitti geldi, ha, aferin, iyi. Sanat eğitimi alacaktı. Evet, iyi olmuş. Vakit ne çabuk geçiyor ya, o aylar sürecek bir şeydi. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti yani, maşallah. Ah severim ben senin tatlılığını, güzelliğini, temizliğini. Çok şeker, o benim balım. Bayağı güzel, maşallah. Evet, dinliyorum. Bir sevimli size mesaj göndermiş Adnan Bey. Bakayım. Yaklaştır yüzünü. Ne diyor? Adnan Hoca, seni çok seviyorum. Onun minik burnunu ısıracağım ben onu. Bir daha göster bakayım. O minik burnunu ısırırım sen, o minik burnunu, o minicik burnunu, burunsuz kalırsın sen. Nur ismi. İsmi Nur, Nur gibi maşallah. Maşallah. Ve üniforma gibi pembe. Hepsinde vazgeçilmez kıyafet. Evet, dinliyorum. Yeni Çağ Gazetesi'nden Batuhan Çolak, başkanlık sistemi konusunda özellikle milliyetçi oyları alabilmek için PKK konusunun kullanıldığını söyledi. Ülkücü camiaya madem hayır vereceksiniz, o zaman HDP ile aynı safta olacaksınız. Çünkü onlar da hayır diyor, PKK'lılar da hayır diyecek. Siz bu vebali nasıl alırsınız? Tamam, Bahçeli'yi eleştirin ama HDP ile de aynı safta bulunmayın. Gerekirse oy vermeyin denildiğini söyledi. Ayrıca HDP'lilerin başkanlık sistemine karşı olmalarında bir çelişki olduğunu vurguladı. HDP'liler biz başkanlık sistemine karşıyız diyorlar. Ama o zaman Öcalan'ın başkanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz. Biz AK Parti ile temelde bir başkanlık ittifakına girebiliriz sözlerini nereye koyacaksınız diye sordu. Kardeşim, o bir kere bizim için ölçü olmaz. Biz sadece bunun mantığını öğrenmek istiyoruz. Mantığını öğrenemezsek olmaz. Evet yavrum. Yani bunda ne mahsur var ya? Ben mesela şimdi kapıyı açın diyorum. Ya durduk yere kapıyı açın diyorsan bu anormal bir hareket olur. Ama diyorum ya, burası sıcak. Serinlemek için buna ihtiyacımız var diyoruz. Yani bu mantığını açıklanacak. Bunu ısrarla açıklamamanın alemi ne yani? Her şey bilinsin, meşru, salim bir kafayla olayı değerlendirelim. Ayrıca bir Tayyip Hoca bizim kendi evladımız, kendi insanımız. Milli bir delikanlı. Yani biz ondan bir alıp veremediğimiz yok. Yani bütün kanun maddeleri de olumsuz olsa yine o olumlu değerlendirir. Yani öyle bir derdimiz yok. Biz ondan sonra ne olur onun derdindeyiz. Çünkü bu anayasa bir daha değişmez. Kolay kolay. Ya bir anormal bir adam gelir, ya garip birisi gelir, gelir üstüne yatar olayların. Anayasa böyle diyor diyecek, ne diyelim? Olsa çağıracak Birleşmiş Milletleri, çağıracak NATO'yu, al başına belayı. Evet. Çünkü anayasayı esas gösterecek. Evet. Ya anayasaya göre ben haklıyım, bu adamlar da böyle diyor, Birleşmiş Millet'e müdahale etsin diyecek. Derdimiz o. PKK karşıymış, beni ilgilendirmez kardeşim. Yani bu ne amaçla yapıldı belli değil mi bunun? PKK da niye karşı olduğunu söylemiyor ayrıca. Evet. Bak şimdi vahim yönü burada. PKK şu nedenle karşıyım demesi lazım. Yani bu bir taktikse bu çok korkunç. Yani bir oyunsa çok korkunç. Ya PKK'nın bir oyunuysa bir korkunç. PKK her şeyde car car ötüyor. İki saat anlatıyor neye karşı olduğunu. E bunu da anlatsın neye karşı olduğunu. Duyalım. Severim ben senin o güzel gözlerini. Nasıl güzel gözlerin ya? Maşallah. Maşallah. Çok güzel kız bu ya. Yabancı modeli çok kaliteli. Onlar gibi bayağı güzel. Canımın içi bayağı kibar.
Maşallah. Severim seni. Maşallah. Why don't we go? Live in a volcano. Otoriter faşist rejim kuracak diye karşıyız diyorlarmış. Yani rejimi zaten faşist görüyor onlar. Yani zaten rejimin faşist görülmesi otoriterlik ilavesini gerektirdiği bir durum olmuyor ki. Faşizm varsa zaten otoriterdir. Türkiye'deki rejim nasıl bir rejim dendiğinde PKK çok uzun zamandan beri, yıllardan beri rejim faşist rejim diyor zaten. Yani demokratik sistem olsa neyine yarayacak PKK'nın? Yine ezilecekler. Faşist rejim olsa yine ezilecekler. Ayrıca faşistlikle de alakası yok olayın. Yani başkanlık sistemi olan birçok ülke var. Hangisi faşist yani? Oradaki baştaki adamın kafası önemli. Eğer o faşist kafalıysa faşizme çevirir. Demokrat kafalıysa demokrasiye çevirir. Kardeşim biz özetle neyin niçin olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bu kadar. Yani bunu uzatmaya gerek yok. Mesela 127. madde eskiden beri var. Ancak bununla kolluk kuvveti dahil özellik oluşturulabiliyor. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın izniyle demiştir. Kanun gerekiyor. Aslında şu anda da isteseler şartlar var. Yapabilirler. Bu maddeyi siz getirdiniz diyerek değil de bu maddede riskli değişiklik yapılırken bunu değiştirin diyebiliriz. Çünkü zaten var bu madde. Veyahut bu maddeye önlem alınabilir. Yani bu madde şu şartla şöyledir denebilir. Bunun kapısı açık çünkü. Yani tabii ki hassasiyet göstereceğiz kardeşim. Ne diyelim yani? Why don't we go? Bu neresi güzel ya? Ruh gibi yani. Ne? Ya canlan, canlan mübarek. Parçam olur kardeşim. Etmeyin, çatmayın ya.
işte benim de kendi halımdan. Evinde her yanlara oyna, sen kimin de kızısın? Her yanlara oyna, oyna. Yanarda ağlar, yazmada bağlar, vur zilleri. Evet, dinliyorum. Bugün 27 Ocak, milyonlarca insanın acımasızca katledildiği Nazi soykırımını anma günü. Bazı bilgiler vardı. Naziler sosyal darwinizmin etkisiyle sözde aşağı ırk saydıkları Yahudileri, Çingeneleri, Doğu Avrupalıları soykırıma uğrattılar. Ve akıl hastalarını, özürlüleri, yaşlıları gaz odalarına katlettiler. Toplama kamplarında 5,5 milyon Yahudi olmak üzere toplam 11 milyon insan öldürüldü. Bir kısmı da açlık, hastalık ve işkence sonucunda yaşamını yitirdi. Yahudileri bulmak ve öldürmekle görevli Alman ordusunun özel timleri buldukları 1 milyonun üzerinde Yahudi'yi kadın çocuk ayrımı yapmadan kurşuna dizerek öldürdüler. İzleyicilerin de bilmesi açısından sizin bu konuyla ilgili Soykırım Vahşeti isimli bir kitabınız ve yine bu isimli bir siteniz de var. Soykırımvahşeti.com isimli site. Ayrıca Soykırım 20. Yüzyılın Utancı adıyla bir belgesel de hazırlatmıştınız. Evet. Çok büyük bir kepazelik. Darwinist düşünceyle dünyanın hemen hemen tamamının maymun olduğuna inanıp bu maymunları yok edeceğiz diyorlar. Çingeneler, Çinliler, Japonlar, Türkler, Zenciler, hepsi. Geriye adam kalmıyor yani. Hepsini yok edeceğiz diyorlar. Yani şeytanın bir oyunu. Koskoca adamlar bu oyuna geldiler. Bir de dünyanın %99'unu buna inandırdılar. Darwin göğsünü gere gere diyor yani Türk milleti aşağı bir diyor, haşa. Bir maymun türü diyor, yok edilmesi gerekiyor. Avrupa'dan hepsini atacağız, elimine edeceğiz. Yakın bir zamanda hepsinin yok olduğunu göreceksiniz diyor adam. Adamlar ısrarla biz Darwinistiz, Darwin'in teorisini savunuyoruz diyorlar. Ya seni yok edecek adam, neyini savunuyorsun? Ve bir hurafenin peşinden gidiyorsun. Bir putperest inancın peşinden gidiyorsun. Bir pagan dini. Ta efendim Firavun devrinin, efendim Hititlerden, Asurların, Mezopotamya uygarlığının putperest inanç temeli. Bu izleme rakamları çıkmamış. Niye çıkmadı? Bu şekerlerin uykusu gelmiş olabilir. Gönderelim mi onları? Gelmemiştir de fakat yormayalım. Yani yine çağırırız, tamam mı? Good night. Good night. Evet. Bir ufaklığın videosu varmış evrime inanmadığına dair. Yedi derisine inanmıyorum ama beni yarattığına inanıyorum ve Allah'a inanacağım. Bir daha göster bakayım. Evrim teorisine inanmıyorum. Allah'ın beni yarattığına inanıyorum. Ben Allah'a hep inanacağım. Bir daha göster. Yedi derisine inanmıyorum ama beni yarattığına inanıyorum ve Allah'a hep inanacağım. Ak severim ben senin o temiz kalbini. Kuzu kalbini severim ben senin. Gel. Bu gençleri oynatalım. Hepsi orada oturuyorlar. Annem, 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 annem.
yazılı sözlü, şarkılı türkülü İslam'ın neşesi içerisinde yaşıyoruz. İmtihan yeri olmasına rağmen, normalde cennetle cehennem arası bir yerdir dünya. Ama bize Allah cennet ağırlıklı bir güzellik gösteriyor. Bu nimet. Verilen süre kısa imtihan için ama çok yeterli. Yani bir insanın kişiliğini geliştirmesi, Allah'a yakınlığını göstermesi için bol bol yeterli. Allah asıl mekanı nasip etsin. İnşallah. Cennetini nasip etsin. Sonsuzluk yolunu nasip etsin. Dünya zordur. Yani birçok yönden zordur. Zorluğu neden? Aşk zorluk içinde gelişiyor. Tutku zorluk içinde gelişiyor. Yoksa kütlük gelişir. Yani aşk olmadığında da ne eşyanın ne insanın güzelliği insanları etki eder. Yani her şey kökten bozulur. Başka da bunun hiçbir yolu yok. Yani hiçbir yolla bu elde edilemiyor. Düşünün, bulamazsınız. Tek yoldur. Derin sevginin oluşması için, derin tutkunun oluşması için acılar, zorluklar ve sabır ortamı gerekiyor. Yoksa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Bak, İngiliz derin devleti tepmez devrilmez bir güç gibi görünüyordu. Zavallılaştı. İlk zavallılığını 150 yıldan beri yapmadığı bir şeyle yaptı. MI6 açıklama yaptı. Kendini savundu. Hayatta yapmayacakları bir şey. 150 yıldan beri yapmadıkları. Ya hayret edecek bir akıl. Allah'ın aklı, sonsuz akıl. İşte gölgeyi yaratıyor. Gölge o kadar zor ki. Yani en zor iş gölgedir. Yani gölgeyi oturtmak, biçimini oturtmak akıl almaz zor. Her şeye, her cisme gölgeyi oturtmak. Kromozomlar karma karışık ve çok zor. Atomun yapısı karma karışık zor. Ya kardeşim, baş döndürücü bir hızla dönüyorlar. Birbirine çarpmıyorlar. Bir de nereden çıkacakları da belli değil. Buna rağmen birbirine çarpmıyor. Bak, severim ben seni. Çok yakışmış kıyafet. Özellikle de erken görüyorum çünkü dayanırlar aslında ama yorulmalarını istemiyorum. Alışık olmadıkları için. Maide suresi 7'de Cenab-ı Allah, Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğinizde sizi kendisiyle bağladığı sözünü, misakını anın. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah sizlerin özünde olanı bilendir. İşittik ve itaat ettik dediğinizde diyor, sizi diyor, kendisiyle bağladığı sözünüzü, misakını anın. Siz kim? İnsan. Ne zaman varmış insan? Dünya yaratılmadan önce var. Daha kainat yok ama insan var. Yani normal bedenli insan, nefisli, nefsi var. Bildiğin insan. Yani gözü var, kulağı var, işitiyor, ağzı, burnu var, kolları var, normal insan. Nefis sahibi. Nefis beden demektir, nefis. Beden vücut sahibi olarak var. Bak, işittik diyor, neyle işitilir? Kulağına. Neyle itaat edilir? Kalple, ruhla, bedenle. İtaat ettik diyorlar. Ve bunu diyor, anın diyor Allah. Bunu diyor. Bu misakı anın. Hatırlayın, konuşun diyor. Ve misakahu. Misakını. Ellezi ki o. Yani vesika gibi. Onunla sizi bağladı. Kum bihi. İz kultum dediğiniz zaman semina. Bak, semina, işittik. Ve atana, ve itaat ettik.
Ata itaat aynı kelime kökeni. Ve ittekû Allah'a ve Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe, muhakkak ki Allah âlimun, âlimun, en iyi bilen ve bizzati es-suduri, göğüslerinde olanı, sinirlerde olanı. Araf suresi 172. Hani Rabbim, Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Kendi nefsine, bedenine karşı şahit kılıyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk diyorlar toptan. Birbirlerine şahit oluyorlar. İnsan olarak varlar yani. Ve bu kıyamet günü bundan habersizlik dememeniz içindir. Ve iz ahaze ve çıkarıldı aldığı zaman Rabbuke senin Rabbin min beni Adem, Adem oğullarından oğul yani insan olan oğul, oğlu, Adem'in oğulları. Adem nasıl maymun oluyor, oğulları var bir kere. Haşa. Değil mi? Oğulları var yani. Oğlu da mükemmel, kendi de mükemmel. Ve daha Adem dünyada değil. Daha Adem dünyada değil. Çocuklar da dünyada değil. Bak kıyametin son gününe kadar olacak herkes tamamı orada. İnsan olarak. Hani evrimleşmişti? Hazır zaten insan. Bak Darwinistlerin hiç ummadıkları bir şey bu konu. Hiç üstüne durmadıkları bir konu. Darwinistlerin Kur'an'da evrim var sözünü kökten yıkan bir açıklama bu. Kur'an ayet. Bununla konuları kökten bitmiş oluyor. Ya öbür ayetlerle de bitiyor da bununla da tam anlamıyla bitmiş oluyor. Hiç konuşacak halleri yok. Min zuhurihim, onların sırtlarından zürriyetehum, onların zürriyetlerine ve eşhedehum, ve onları şahit tuttu. Ya birbirlerine de şahit oluyor. Hepsi duyuyor. Ala enfusihim, nefislerinin kendileri üzerine. Kendilerinin, nefislerinin üzerine. Nefis bedenleri. Kendi vücutlar, ruhlu bedenlerinin üzerine. Elestü, ben değil miyim? Bir rabbikum. Elestü büküm rabbikum. Meşhur biliyorsunuz. Elestü büküm rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Müminler ne diyorlar? Kalu. Dili de söylüyor. Kalu. Dili var. Evrim yok. Kulağıyla duyuyor. Diliyle söylüyor. Beden sahibi yani. Görüyorlar. Birbirlerini görüyor. Şahit izliyor bir hepsi. Kalu. Bela. Evet. Yani ters soruya, yani negatif bir soruya, pozitif cevap verirken soruyor. Bela. Beli padişahım diyorlar ya, beli. Bela. Evet. Diyorlar. Şahit ne? Biz şahit olduk. Bak biz. Birbirlerini de görüyorlar. Gözüyle görüyor yani. Müminler toplu, herkes kalabalık. Biz şahit olduk diyor. Herkes birbirine şahit. Biz şahit olduk. En tekülü demenize karşı yevmen kıyameti, kıyamet günü. İnna, muhakkak ki biz, gerçekten biz kunna, biz olduk en haza, bundan gafiline, gafiller, habersiz olanlar değildik demeniz için. Yani biz bunlardan gafildik dememeniz için. Ali İmran suresi 81. Hani Allah peygamberlerden kesin bir söz, misak almıştı. Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde. Bak bütün peygamberler bir arada. Müslümanlar herkes bir arada. Daha ama peygamberlerin hiçbir dünyada yok. Adem de yok, insanlar yok. Daha kainat da yaratılmamış. Ama peygamberlerin hepsi var. Bütün peygamberlerden söz alıyor Allah. Ayrıca bak. Hem müminlerden söz alıyor, hem peygamberlerden söz alıyor. Hani Allah peygamberlerden kesin bir misak söz almıştı. Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, beraberinizdekini doğrulayan, yani o kitabı doğrulayan, tasdik eden bir elçi geldiğinde. Bunlar kitap-ı peygamber diye gelen.
Elçi onlar, yani tebliğci. Yani bir nevi Mehdi. Geldiğinde ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımcı bulunacaksınız demiş. Bak ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız demiş. Demişti ki bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı diyor Allah. Bak bunu ikrar ettiniz. Bu ağır yükümü aldınız mı? Size bir elçi göndereceğim diyor. Kitabınızı tasdik edecek. Gönderilen kitapları tasdik edecek. Ona destekçi olacak mısınız diyor. Ama bak bu kitaplı peygamber değil bu gelen. Yani bu bir nevi Mehdi. Kitaplı peygamber, siz bak kitaplı peygambersiniz diyor. Ama o gelecek olan kitaplı peygamber olmayacak diyor. O kitabınız getiriniz, kitabı tasdik eden biri olacak diyor. Siz diyor ona destek olacak mısınız diyor bütün peygamberlere. Onlar, peygamberler ikrar ettik demişlerdi de öyleyse şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demişti. Allah ben de bak sizinle birlikte. Hepsi insan olarak var orada. Duyuyor ve görüyorlar. Ahzab suresi 7. Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Kimden? Bir. Peygamberden, Hazreti Muhammed'den Allah söz alıyor. Daha kainat yok bak dikkat edin. Big Bang falan yok, patlama falan yok. Hiç yok. Fakat bütün peygamberler var ve insanların tamamı var. Kesin sözlerini almıştık. Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden, Hazreti Muhammed'den, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz aldık. Ne bu söz? Mehdi geldiğinde o kitaplı olmayan elçi geldiğinde kitap yani üstüne vahiy gelmeyen vahiy almayan elçi geldiğinde siz ona yardım edecek misiniz diyor Allah. Evet diyorlar bütün peygamberler yardım edeceğiz diyorlar. Çünkü hepsi bak kitaplı peygamberler. Kitabı ona vahiy inmeyen bir peygamberden bahsediyor. Peygamber demeyeyim de elçi veyahut işte Resul. Çünkü bak onu Kur'an ayrıca belirtmiş. Yani kitaba uyan kitap getirmiyor. Kitaba uyan. Birisi geldiğinde diyor, buna yardımcı olacak mısın bu kişiye diyor. Ona diyor bak, ona. Onlara demiyor. Ona yardımcı olacak mısınız? Sapa sağlam söz aldık diyor. İsa Mesih söz veriyor. Peygamberimiz de söz veriyor. Peygamberimiz hangi kişiye yardım etti? Ama söz vermiş. Kime yardım edebilir? Ancak Mehdi'ye yardım edebilir. Evet. Yardım edecek kimse yok. E peki söz vermiş ama sözünü uygulayacak kimse yok. Böyle bir şey yok. Sözünü uygulayacağını biliyor Allah. Onun için ona soruyor. Ben diyor sana kitaba uyan birini gönderdiğimde ona yardımcı olacak mısın? Olacağım diyor. E Resulullah kime yardımcı oluyor şu an? Mehdi'ye yardımcı oluyor. Ona gelen vahiylerle onu korumuş, kollamış, eşkalini bildirmiş, alametlerini bildirmiş, uzun uzun izah etmiş. Ona karşı olan bana karşı olur diyor. Ona düşman olan bana düşman olur diyor. Onu seven beni sever diyor. E bu tam destek işte. Onun zaferi benim zaferimdir diyor. Onun hakimiyeti benim hakimiyetimdir diyor peygamber. 33:8 Doğru olanlara doğruluk ve balıkların Allah'ı sorması için bak. Doğru olanlara, doğru olan peygamberlere doğruluk ve bağlılıklarını, bağlılık, sadakatlarını Allah'ın sorması için. Yani bu sadakati gösterdiniz mi? Bunu yaptınız mı diyor. Şimdi peygamberimize sorsalar sen Mehdi'ye yardım ettin mi? Ettim ya Rabbi diyecek. Çünkü hadislerle bütün gücüne desteklemiş. İngiliz işari Kur'an'ı ayetlerini de okumuş. Peki İsa Mesih geliyor Mehdi'ye yardımcı oluyor. O sözünü yerine getirmiş oluyor mu? O da yardımcı olmuş oluyor. İsa'dan da söz almış. Peygamberimizden de söz almış. Cenab-ı Allah. İkisi de bu sözü yerine getirmiş oluyorlar. Mehdi de. E Hazreti Musa ne yapıyor? Moşe'yi anlatarak yardımcı oluyor. Uzun uzun Moşe'yi anlatıyor. Bütün gücünü, vaktini anlatıyor. Nuh anlatıyor. İbrahim anlatıyor. İbrahim dünyaya hakim olacağını söylüyor. Kutsal sandıkta yardım olur mu acaba? Bir nevi. İşte bütün ayetler, hepsi.
Yani Hazreti Musa'nın Moşiyah'la ilgili olan her şey izahlar. Moşiyah'ın dünya hakimiyetini anlatması, işte o Kenan iline hakim olması, efendim kutsal sandığın içinde olanlar, onları onun içine saklamış olması, asasından parça ve diğer kutsal emanetler, hepsi. Yani onları saklayıp muhafaza etmesi. Bak, beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, beraberinizdekini, Kur'an'ı veyahut Tevrat'ı veyahut İncil'i veya Nuh'un yasalarını, Nuhi olan Nuh'un yasalarını doğrulayan, kabul eden elçi, yani Allah'ın dinini anlatan kişi geldiğinde, beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinden ebcedi 1956 yılını veriyor. Tam 1956. Bak, beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde. Net 1956 tane veriyor. Yani Risale-i Nur'un neşrinin serbest bırakıldığı, Pakistan'ın ve birçok İslam ülkesinin özgürlüğüne kavuştuğu, en büyük atağın başladığı yıl. Bediüzzaman diyor, 1956 yılında bir şey var diyor, tam anlayamadım diyor. Ya yeni bir nuru Kur'an zuhur ediyor diyor. Yani Risale-i Nur gibi bir yeni bir İslami ceryan, büyük bir nuru Kur'an zuhur ediyor olabilir diyor. Ama tam çıkaramadım diyor. Bu Bediüzzaman'ın klasik uslubudur. Yani daha ne desin? Çok açık anlatıyor işte. Yeni bir nuru Kur'an. Mehdiyet. Açık açık anlattı o. Nuru Kur'an, başka yeni bir nuru Kur'an ne olur? Yeni bir hizp, yeni bir Kur'an anlayışı, yeni bir Risale-i Nur gibi bir akım diyor. Yeni bir sistemin tarihini veriyor diyor. Tam ama çıkaramıyorum diyor. Hepsinde öyle diyor zaten. Öbür konular gibi bedaat derecesinde bilmemekle beraber diyor. Allahu alem diye açıklıyor. Bana sevgilerini gönderen bir ufaklık varmış, gönder, göster bakayım. Hanım bir kız, küçük. O minik burnunu ısıracağım, onu minicik burnunu. Çok şeker maşallah, Allah ömrünü uzun etsin. Trump, Kraliçe Elizabeth'in İngiltere davetini kabul etmiş. İnşallah adama bir şey yapmazlar orada. Cayi dikkattir ki diyor Bediüzzaman bak. Birinci ayet, Hamim olan Sure-i Mümin'inde Tenzülül Kitabi, şeytandan Allah'ın sonunun, Tenzülül Kitabi Minallahil Azizil Alim. Bu kitabın indirilmesi aziz, alim olan Allah'tandır. Makam-ı Cifrisi bazı mühim ayetler gibi 1370'e bakıyor, 1951. Acaba diyor, 15-20 sene, yani sonra, 20 sene sonrası diyor, ki 1956 tarih yapıyor bak, 20 sene sonrası, 15-20 sene sonra diyor, 1956 tane veriyor. Risale-i Nur'un evet bak 20 sene sonra diyor başka bir nuru Kur'an zuhur mu edecek? Bak başka bir nuru Kur'an zuhur mu edecek? Yahut Risale-i Nur'un bir inkişafı mı, inkişafı fevkalade ile fütuhatı mı olacak? Bilmediğimden o kapıyı açamıyorum diyor. Bir şey var diyor 1956 yılında diyor. Ya diyor Risale-i Nur gibi büyük yeni bir hareket başlayacak diyor. Veyahut Risale-i Nur birden inkişaf edip gelişecek diyor. Öyle bir şey olmadı. Yani Risale-i Nur'da büyük bir inkişaf ama normal akışını gösterdi. O zaman öbür dediği.
yeni bir hareket başlayacak diyor 1956 yılında diyor. Bak mesela 15-20 sene diyor, bu hep böyle şaşırtmacı için veriyor 15-20. Ya normal 20 sene diyor. 1956 yılını veriyor zaten. 1956'da zaten çok büyük olaylar oluyor. Bak 20 sene sonra diyor, başka bir nuru Kur'an zuhur mu edecek? Yahut İsa-i Nur'un bir inkişafı fevkalade ile bir fütuhatı mı olacak? Bilmediğimden o kapıyı açamıyorum diyor. Hep üslubu budur Bediüzzaman'ın. Mehdi'ye talebeleri zer aleminde tabi oluyorlar. Yani daha dünya yaratılmadan tabi oluyor. Onun için kolaylıkla tabi oluyorlar. Yoksa yani halledecek bir tabiyet oluşuyor. Yani şaşırtıcı bir tabiyet. Ya Mehdi talebelerinde öyledir. Yani açıklanamayan bir bağlılık meydana gelir. Tarif edilemeyen. Ali bin Hamza der ki, İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim Muhammed Mehdi aleyhisselam kıyamettiğinde halkın çoğu onu inkar edecektir. Yani ülkesinde bulunan halk ona tavır alacak, cephe alacak. Halkın çoğu onu Mehdi inkar edecektir. Çünkü o reşit bir genç olarak zuhur edecektir. Reşit bir genç olarak zuhur edecektir. Mehdi'yi sadece zer aleminde, bak zer aleminde Allah'ın ahit aldığı müminler kabul edecektir. Yani Allah'a söz veriyorlar. Ya Rabbi diyorlar, biz Mehdi'ye yardımcı olacağız diyorlar. O gençler Mehdi'ye yardımcı olanlar. Ya onlar bilmiyorlar yani, içgüdüsel olarak Mehdi'ye bağlılar. Nedenini bilmiyorlar. Halbuki o zer aleminde söz vermekten kaynaklanıyor. Yani tabii iman ediyorlar, bağlanıyor ama yani tarif edilemeyen bir bağlılık meydana geliyor. Yani onu kendi de tarif edemiyor. O zer aleminde verdiği sözden, Allah'a verdiği sözden kaynaklanıyor. Bu Gaybet-i Numani sayfa 247'de. Dün Ahmet'in dans sırasında İbrahim'le Mehmet de karşısında dağıtmışlar fakat biz göremedik. O da videoda, onu görebiliyor muyuz? Evet. Hayır kardeşim, Kur'an'ın bütünü geçerlidir. Sonradan hükmü kaldırılan bir ayet yok. Musevilerle ilgili bütün ayetler geçerlidir. Aksini söyleyen zaten dinden çıkar, öyle bir şey olmaz. Kur'an bir bütündür. O zaman adam ben yarısını kabul ediyorum, yarısını kabul etmiyorum diyorsa dinden alakası olmaz. Tek bir ayeti bile inkar edemez. Hiçbir ayetin hükmü kalkmaz. Kur'an bunun olmayacağını zaten belirtiyor. Allah'ın hükmü kıyamete kadar geçerlidir. O zamanda olan olaylar küçük çaplı savunma savaşlarıdır. Yani saldırana kendini koruma olaylarıdır. O kadar. Yani kim zulmediyorsa onadır. Mesela Musevilerden güvenilmez, anormal insanlar çıkmıştır. Kur'an onları
lanetlemiştir. Sadece onlara yöneliktir bu. Mesela müşriklerden de vardır, onlar da lanetlenmiştir. Yani kim ne yapıyorsa o lanetlenir. Allah ayette şeytanın Allah'a sınırım hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenemez diye bildiriyor. Tabii. Yasin'in resmi var, görebiliyor muyuz? Şahane olmuş. Evet. Evet, getir. Evet. Daş yani IŞİD Türkiye'de eylem yapmaması gerekir. Yani Türkiye sınırından da tamamen çekilmesi gerekir. Aksi çok çok yanlış ve çok büyük bir hata olur. Yani Türkiye'nin IŞİD'in işi olmaması lazım. Türkiye'den tamamen çekilsinler. Ayrıca Türkiye sınırlarından da çekilsinler. Yani 50 kilometre, 100 kilometre çekilsinler. Yani çok büyük hata yaparlar. Eylemde çok büyük bir hata olur. Yani Ankara'da ve İstanbul'da, Adana'da yapacakları eylemler, yapmaya kalkacak eylemler çok büyük hata olur. Yani bundan vazgeçsinler özetle. Yani ben böyle bir olayı hiç duymuyorum. Hiç kimse duymaz. Sınırlarımızdan çekilsinler. Türkiye'den de çekilsinler. Bak ben o kadar diyeyim. PKK'ya karşı da vatandaşlar çok uyanık olsunlar, çok dikkatli olsunlar, şüpheci olsunlar. Yani arabalara, insanlara karşı şüpheci olsunlar. Şüpheli arabayı bildirsinler, şüpheli insanı bildirsinler ama polisi yormasınlar, gerçekten şüpheli ise bildirsinler. Çünkü her yerde görülüyor, burada korkacak bir şey de yok. Yani ne diyecek? Efendim ben şöyle bir araba plakası, kuşkulu buluyorum, bu kadar. Bunu söylesinler. Vatandaşlara istirhamım, şimdi bu referandum yaklaştıkça
Türkiye'de gerginlik meydana getirmek isteyeceklerdir. Şu iki türlü oluyor amaçları. Bir, referandumu hakikaten etkisiz hale getirmek isteyenler. Bir de referandumu halkı evet demeye mecbur etmek için de olabiliyor bu tip şeyler. Yani PKK referandumu evetle bitirmek için çok büyük eylemler yapabilir Türkiye'de. Yani halk ne yapalım işte. Yani. Halbuki özgür karar versin. Bir kere anayasanın maddeleri tek tek açıklansın. Dürüst ve samimi olarak istedikleri gibi karar versinler. Hayır diyenler hain değildir. Evet diyenler de hain değildir. Hepsi vatanın evladı. Böyle bir şey yok. Yani evet diyen şuursuz veya hain olmaz. Hayır de, evet de ikisinde de hayır vardır. Yani böyle bir şey yok. Burası demokratik bir ülke. Her zaman red veya kabule açığız biz. Theresa May Trump'ın elini tutmuş ama Trump herhalde usulen elini tutturmuş. Bayağı zorlanıyor gibi görünüyor. Göster bakayım. Yaklaştır eline. Yaklaştır, iyice yaklaştır. Evet, gerçekten. Değil mi? Böyle evet. Zoraki bir tutuş gibi görünüyor be. Evet. Yani o kurtulmaya çalışıyor da baksana elini beyazlatmış artık şeyin. Gerçekten. Churchill hayatı boyunca manik depresif rahatsızlığı varmış. Rahatsızlığı arttığı zamanlarda hareket halinde olan bir trenin yakınında olmayı veya gemideyken okyanusa bakmaya dayanamadığını, çünkü her an intihar hissi geldiğini, teşebbüs edeceğinden korktuğunu ifade ediyormuş. Tedavi edildiğinde, ilaç aldığında kendine çok güvenli oluyormuş. Hastalığı arttığında çok korkak, kendine güvensiz oluyormuş. Yani korku hissi oluyormuş üstünde. Yatağından çıkmıyormuş ve hiçbir şey yapmıyormuş. Beyaz Saray'da konuk olarak kaldığı zaman da sarayda çıplak dolaşırken Abraham Lincoln'un hayaletiyle karşılaştığını ifade etmiş. Dönemin başkanı Franklin Roosevelt de Churchill'i sarayda birkaç kez çıplak gördüğünü anlatıyor. Birçok kişi var bu o şekilde. Yani alenen çırılçıplak karşısında oturuyormuş. Kral 6. George'u da çırılçıplak karşılamış yine. Yani müthiş bir şımarıklık var anladığım kadarıyla üstünde. Tuğba çok şık değil mi? Evet. Saliha Sultan da öyle. Beyza hocam, Beyza bir ayakta göreyim bakayım seni. Beyza hocam çok şık, bayağı yakışmış. Evet. Bayağı güzel. Rebekler'in bir videosu vardı, merdiven çıkarken siliniyorlar bayağı. Hoppala. Ya bunlar Çin, bunlar Çin. Acayip keyifleri yerine. Kafalar da tam dıbış. Bunlar hep ayaklarını ısırmak lazım bunların. Evet, dinliyorum. Şöyle bir haber vardı Adnan Bey. Akıllı telefonlara yüklenebilen ücretsiz uygulamalar sayesinde kullanıcılar tecavüz, gasp ve diğer tehlikelere karşı uyarı sinyali gönderebiliyorlar diye bir haber var. Güvenlik uzmanları en basit cep telefonlarının bile acil durumlarda hayat kurtarabileceğinin altını çiziyor. Türk kullanıcılar akıllı telefon uygulama tarayıcılarına panik butonu yazıp arama yaptıklarında karşılarına Türkçe bir program çıkacak.
Yerli bir güvenlik şirketi tarafından hazırlanan bu panik butonu uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yazılım sayesinde iki ayrı kayıtlı kişiye butona basılması halinde tehlike mesajı SMS olarak ulaşıyor. Uygulamanın ücretli versiyonunda ise 7 gün 24 saat güvenlik merkezi hizmeti bulunuyor. Canım bedava olsun olur mu? Devletin öyle bedava hizmeti olsun. Genç kızlar özellikle telefonda o tek bir düğmeye basmakla ben tehlikedeyim mesajı verebilsin. Hemen ilgili karakol o telefonun sinyallerinden o genç kızın yerini tespit etsin. Telefonun öyle bir özelliği var değil mi? Evet hocam. Evet. Yıldırım gibi yardımına yetişirler. İnşallah. Yani zaten polis arabaları da hareket halinde oluyor. En yakın polis kimse ona bildirip hemen olay yerine yetişmesi sağlanabilir. Ama dediğim çok önemli. Genç kızlar o arabada tek kaldıklarında bunu hiçbir şekilde kabul etmesinler. Mutlaka insinler kalabalık bir yerde. Çünkü adamın içine şeytan giriyor bir anda. Mesela iki kişi varken öyle bir derdi olmuyor. Ama tek kişi olduğunda içine şeytan giriyor. Bazen bunlar haplı oluyorlar yahut alkollü oluyor. Aklı başında olmuyor, dengesiz oluyorlar. Her türlü manyaklığı yapabilirler. Onun için sağlam alsınlar genç kızlar. Çünkü panik butonuna bassa bile polis gelinceye kadar olanlar olabilir. Yani her türlü rezilliği çıkarabilir. Çünkü polis kolay kolay yetişemez. Hani 5 dakika, 10 dakika bile tehlikeli olabilir. En sağlamı bu. Ama o panik butonu da çok önemli. Kolay bir şey olsun. Paralı falan olması ürkütücü. Öyle şey olmaz. Devlet bu görevi rahatça yerine getirebilir. Daha çok genç kızlar için önemli olur. Çok iyi olur. Hocam Japonya'da çalışırken uykuya dalmak çok yorucu bir şekilde çalışıldığının göstergesi olduğu için takdir edilen bir durummuş. Hatta Japonya Başbakanı'nın mecliste bir görüntüsü de vardı, resim olarak gösterebiliriz. Ha, ne güzel. Hepimizi tavsiye ediyor yani. Molasız, tatilsiz çalışırken ölümler de çok yaygınmış Japonya'da. Hatta buna verilen bir deyim var. Karoshi deniyor. Çok çalışmaktan ölenlere verilen isim. Yılda yaklaşık 10 bin kişi günde 16 saat çalıştığı için karoshi oluyormuş. Bir resim daha vardı. Hoppala. Ya karoshi'den biz biraz uzak dursak iyi olabilir. Çok kötü ya. Onu neyin teşvik ediyorlar? Acil bir şeyde polis imdat 155 falan aranınca da telefon uzun süre açılmıyor diyorlar. Ya bant kaydı çıkıyor ya da çoğu zaman lakayt bir uslupla da bazı yerlerde cevap verdiklerini duyuyoruz. Mesela arkadaşlarımız havaya silah sıkanlar falan oluyor ya. Otomatik silahla havaya ateş açmışlar, otomatik silahla. Polis aramışlar. Düğün vardır ya da düğün demiş polis. Yani ya tamam düğün de olabilir ama başka türlü de olabilir. Yani ciddiye alması lazım. Tabi nadir de rastlansa bu tip olaylar oluyor. Bunun olmaması için müfettişler 155'i arayıp deneme yapması lazım. Yani polis müfettişlerinin. 155 ne derece işliyor? Bir kere 155'in ekibi en az 100 kişiden ibaret olması lazım. Hatta 155 kişiden oluşması gerekiyor ki değil mi? Açıldığında telefon anında cevap verilsin. Mesela diyor ki komşuda adam öldürülüyor olabilir diyor. 2 saat sorgu olmaz yani orada. Saniyeler, dakikalar önemli. Adam yalan söyleyecek hali yok. Telefonu zaten orada çıkıyor, görülüyor. Değil mi? Öyle diyorsa hiç sormadan adresini alıp hemen olay yerine gidilmesi lazım. Bunun bir zemine oturtulmasında fayda var. Tabii polisimiz %99,99 titiz. Ama %1 de olsa, %0,1 de olsa hatalar varsa bunu düzeltmemiz gerekir. Evet.
Asmasını elletmeyen bir kedi vardı. O çok komik, acayip şeker. Hiçbir şekilde kabul etmiyor. Bir de kafayla da. Evet. Özetle güzel bir imtihanla imtihan oluyoruz. Türkiye'ye hiç kimse bir şey yapamaz. Genel anlamda. Tabii büyük olaylar olabilir. Olacaktır da Allah-u Alem hadislerin işaretine göre. Ama sonucunda her şey güzel olacak. Evet, kısa bir ara verelim, devam edelim. Evet, kısa videolarla devam ediyoruz programı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen ahir zaman mucizelerinden 12. Halley kuyruklu yıldızının geçişi. Hicri 1406'da, yani miladi 1986 yılında Halley kuyruklu yıldızı dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldızın geçişi sıradan bir olay değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce haber verdiği bir harikadır. Dikkat edin! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini gizliyorlar. O, Mehdi gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. Halley'in hareket yönü doğudan batıya doğrudur. Tam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi. Yüzlerce yıl öncesinden bir kuyruklu yıldızın geçişini haber vermesi kuşkusuz Peygamberimizin mucizesidir. Ne var ki bu mucizeleri televizyon kanallarında, gazetelerde, sohbet programlarında pek duymazsınız. Çünkü bazı İslam alimleri bu mucizeleri anlatmıyor, saklıyorlar. Dikkat edin! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini gizliyorlar. Peygamberimizin Halley yıldızı ile ilgili verdiği başka detaylar da var. O yıldızın doğması, güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Halley, 1981 ve 1982, yani Hicri 1401-1402 yıllarında meydana gelen ay ve güneş tutulmalarından sonra görülmüştür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden 1400 yıl sonra yaşanacak bir olayı bu kadar detaylı bildirmesi, sürekli anlatılması gereken bir mucizeyken bazı alimler tarafından gizlenmesi samimi bir tavır değildir. Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Evet. Şu periskopçu kardeşim yine gelsin. Evet, dinliyorum. Yeni Çağ Gazetesi'nden Batuhan Çolak, başkanlık sistemi konusunda özellikle milliyetçi oyları alabilmek için PKK konusunun kullanıldığını söyledi. Ülkücü camiaya madem hayır vereceksiniz, o zaman HDP ile aynı safta olacaksınız. Çünkü onlar da hayır diyor, PKK'lılar da hayır diyecek. Siz bu vebali nasıl alırsınız? Tamam, Bahçeli'yi eleştirin ama HDP ile de aynı safta bulunmayın. Gerekirse oy vermeyin denildiğini söyledi. Ayrıca HDP'lilerin başkanlık sistemine karşı olmalarında bir çelişki olduğunu vurguladı. HDP'liler biz başkanlık sistemine karşıyız diyorlar ama o zaman Öcalan'ın başkanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz. Biz AK Parti ile bu temelde bir başkanlık ittifakına girebiliriz sözlerini nereye koyacaksınız diye sordu. Canım, onun dediği başkanlık Amerikan tipi başkanlık. Bu yeni anayasa pek istedikleri gibi değil. Gibi görünüyor ama gene de içinde flu kısımlar var. Biz bunların düzeltilmesini istiyoruz. Thank you.
Kudüs'le ilgili sizde bilgi var mı? Evet, var. Kudüs'ün amblemi var Adnan Bey. 1950 yılında kabul edilen resim görebiliriz. Buradaki amblemdeki aslan, Tevrat'ta geçen Yahuda'nın aslanı. Yahuda'nın aslanı, Yakup'un dördüncü oğlu olan Yahuda'nın soyunu temsil ediyor. Kudüs'ün amblemi aynı zamanda Moşiyah döneminde tahta oturan Moşiyah'ı, Mehdi'yi yani temsil ediyor. Aslanın yanındaki zeytin yaprakları, barışı, arkadaki sarı zemin ise ağlama duvarını temsil ediyor. Gayet güzel. Evet. Evet, dinliyorum. İlaç fiyatlarını belirleyen ve 5 bakanlık temsilcisinin bulunduğu fiyat değerlendirme komisyonu 20 Şubat'tan itibaren zam yapılacağının belli olmasından sonra eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanmaya başladı. Zam kararının ardından bazı eczane ile ilaç depolarının ilaç satmadığı ve zamlı fiyatları beklediği iddia edildi. Özellikle kanser ilaçlarında büyük sıkıntı yaşanıyormuş. Eczacılar depoları aradıklarında Şubat ayında zamlı fiyatından satabilmek için ellerinde ilaç olmadığını söyleyip satmıyorlarmış. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuya acil olarak müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Bir daha. İlaç fiyatlarını belirleyen ve 5 bakanlık temsilcisinin bulunduğu fiyat değerlendirme komisyonu 20 Şubat'tan itibaren zam yapılacağının belli olmasından sonra eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanmaya başladı. Zam kararının ardından bazı eczane ile ilaç depolarının ilaç satmadığı ve zamlı fiyatları beklediği iddia edildi. Özellikle kanser ilaçlarında büyük sıkıntı yaşanıyormuş. Eczacılar depoları aradıklarında Şubat ayında zamlı fiyatından satabilmek için ellerinde ilaç olmadığını söyleyip satmıyorlarmış. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuya acil olarak müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Tabii ki eğer depolarda ilaç tutuyorlarsa ve satmıyorlarsa bu suç olması lazım. Depolara gözlemci göndersinler, baksın. Tespit etsinler. Varsa böyle bir şey zaten konu kökünden hallolur. Her depoya gidebilirler. Evet. Bekletmek de olmaz. Yani özellikle kanser ilaçlarının hemen ivedilikle her yere dağıtılması gerekiyor. Çok vahim aksi. Yani çok büyük bir hata olur aksi. She's always so good, yeah. And the way
Hola. Maşallah benim bir tanem. Evet, dinliyorum. 31 Ocak Salı günü saat 10'da Hayata Dair programında A9 TV'de Milat Gazetesi yazarı, sosyolog Ramazan Akkır konuk olacak Adnan Bey. Resmi görebiliriz. İyi, güzel. Dinleriz. Efendim, istifade ederiz. Güzel olur. İlim ehli bizim için her zaman kıymetlidir, önemlidir. Evet. Dinliyorum. Bir video göstereyim. Gölge. Bak şekerliğe bak ya, kendine iç çıkarıyor. Bu nasıl güzel sivilir ya. We'll be right back.
Mercan Hoca'ya bir telefon bağlantısı yapmışsınız. Evet. Diriliş Postası gazetesi yazarı. Dinleyelim. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Hamza Mercanoğlu ben. Gazeteci yazar. Öncelikle A9 televizyonu izleyicilerine iyi günler diliyorum. Ve A9 televizyonu çalışanlarına da yine çok teşekkür ediyorum. Bana yer verdikleri için. Geçtiğimiz ay o bölgedeydim, Diyarbakır Batman Havalesi'ne gitmiştim. Orada şunu gözlemledim, genelde konuşulan şeylerden şunu gözlemledim. Özellikle PKK terörünün temel stratejisi şuna dayanıyor ki, orada her evden bir mezarda bir kişi veyahut hapishanede bir kişi veyahut dağa çıkmış bir kişi stratejisiyle yola çıkılmış belli ki. Dolayısıyla yöre halkı bir şekilde terör örgütüyle bir aidiyet bağıyla bağlanmak istenmiş. Ve bunda da kısmen başarılı olunmuştu. Ben bunu gözlemledim orada. Tabii terörün ana sebeplerinden bir tanesi de maalesef o bölgenin ekonomik açıdan çok farklı kutuplaşmalar ve farklı uçurumların oluşması sınıflar arasında. Bunu gözlemledim. Dolayısıyla adil bir paylaşımın ve bölgeye yapılacak özellikle sosyal yatırımların çok terörün bitmesine çok etkili olacağını inanıyorum ve düşünüyorum. Bu bağlamda elbette ki Güneydoğu ve Doğu bölgesinin eğitim noktasında eksikleri var, giderilmesi gereken. Özellikle yakın bir tarihe kadar biliyorsunuz kız çocuklarının çok da fazla okutulmadığı, okullara gönderilmediği, erken yaşta evlendirildiği bir bölgeden, bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani toplu bir topyekun bir proje kapsamında o bölge insanının yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aidiyet bağlarının geliştirilmesi gerekiyor ve aynı zamanda da ekonomik açıdan refah seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor. Aslında tabi bu sadece Güneydoğu'nun problemi değil. Bütün Türkiye'nin problemi aslında. Özellikle sosyal ve adil paylaşım noktasında bir takım iyileştirmelerin yapılması gerekir. Yoksa o bölgede yaşayan insanların özellikle daha çıkartılması gayet kolaydı. Gerçi Allah'a şükür bu son zamanlarda devletin bir takım gayretli çalışmaların neticesinde bu sayı çok azaldı. İnsanlar da tabii ki gerçeği daha yakından fark ettiler. Özellikle bu hendek eylemlerinden sonra. Yani terörün bitmesi için ana başlıklara sunmak gerekirse eğitim en önemli şartlardan bir tanesi ve insanlara devletin her şeyi olduğu gibi manipüle etmeden anlatması gerekiyor. Dolayısıyla bu bağlamda söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Umarım doğru bir şeyler söyleyebilmişimdir. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum. İyi, güzel. Bu tarz telefon bağlantıları kuralım. Yayınlarız. Yani şahısların ünlü olması önemli değil, fikirlerinin yerinde olması önemli. Yani güzel konuşması, isabetli konuşması önemli. Adam ünlü oluyor da boş konuşuyor yani, bizim için bir anlamı olmaz onun. Evet, dinliyorum. İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yaşayan bir kişi soğukta otobüs durağında yatarken donarak hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Tophane otobüs durağında uyuyan ve donmak üzere olan başka bir evsizi de polis aracında ısıtarak kurtardı. Kurtarılan kişinin bir resmi vardı. Ya çok büyük bir tehlike o konuda. Vatandaşlar da çok uyanık olsunlar. Değil mi? O yani bir parça orada ateş bile yakılsa orada ısınır. Değil mi? Tenekede menekede, varelde falan ısıtıyorlar, bir şeyler yapıyorlar.
zor bir şeydir. Oralarda tahta, çalı, çırpı falan vardır. Yani onu o halde bırakmak doğru değil. Günah olur. Evet. Acayip sevim. Tamam. Ceylan çok şık olmuş. Çok şıksınız. Çok şeker olmuşsun sen. Bayağı güzel olmuş, renk yakışmış. Bayağı şeker. Evet, dinliyorum. Hürriyet yazarı Mehmet Yılmaz başkanlık sistemi hakkında şöyle bir yazı yazdı. Belli ki referandum döneminde terör ve ekonomiyle mücadelede başkanlık sistemi çok önemli şeklinde bir kampanya yürütülecek. İyi de o zaman sormaz mı vatandaş, hangi yetkiniz azdı da bugüne kadar ekonomiyi düzeltemediniz, terörü önleyemediniz diye. Bu ülkeyi 15 yıldır tek başına yönetmiyor muydunuz? Meclisten istediğiniz kanunları geçirmediniz mi? Olağanüstü hal ilan ettiniz. Artık meclise bile gerek kalmadan istediğiniz kararnameyi çıkartmıyor musunuz? Ne değişecek anayasa değişince? Bir tek şey, Türkiye tek adam yönetimine girecek. Meclisin işlev ve yetkilerinin önemli bir bölümü kaybolacak. Tamam, böyle eleştiriler olabilir. Fikirlerini sunsunlar, anlatsınlar. Yani özgür bir ortam olsun. Ama biz neyin niçin olduğunu mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Geç yavrum. Evet, dinliyorum. Oda TV, Davutoğlu'cu medya yine Erdoğan'ı bombaladı başlıklı bir haber yaptı. Haberde şu ifadelere yer veriliyor. Son dönemde Erdoğan'cı medya ile Davutoğlu'na bağlı medya arasında çok sert atışmaların yaşandığı bir kavga yaşanıyor. Davutoğlu'na yakın Karar Gazetesi'nden Hakan Albayrak ve Etiyen Mahçupyan başkanlık sistemi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert bir şekilde eleştiriyor. Hükümete yakın... Eleştirsinler kardeşim, demokrasi cıvıl cıvıl işlesin, bir şey yok. Bu hainlik değildir, bir şey yok bunda. Evet. Hükümete yakın Güneş Gazetesi'nden Turgay Güler ise isim vermeden sinsiler kimdir diye soruyorlar. Milletvekili yapılmayınca kahrından yataklara düşüp Sayın Erdoğan'ın çevresine nefret püskürenlerdir diyerek AK Partili olup AK Parti ve Erdoğan'a eleştirenleri göndermelerde bulundu. Hayır, hayır, hayır. AK Parti içerisinde muhalefet olacaktır. Parti için muhalefet olur. Olur mu? Tayyip Hocam da Allah'ın bir kulu nihayet. Yani eninde sonunda emrak vaki olacaktır. Hepimiz ahirete gideceğiz. Yani onun yerine de bir insan olacaktır. Ve her zaman muhalefetinde içinde bulundurması lazım her parti. Onun mantığı yok. Yeter ki akılcı, sevecen, tahrip edici olmayan, yıkıcı olmayan bir üslup olsun. İnşallah. Sevecen bir üslup olsun. Ah, severim ben senin tatlılığını. Çok güzel olmuş değil mi? Allah razı olsun. İnşallah. Bakayım patiler matiler bir şey. Kaddafi 42 yıl iktidar sürdü. 1969'da 2011 yıllar arasında 11 muhalifi, 2011'de de 11 muhalif olmak üzere 42 yılda 20 bin insanı öldürdü. Bu büyük bir kepazelik ve çok büyük ahlaksızlık, zulüm. Başka bir şey değil yani. Ey Ebu Hureyre diyor. Mehdi ve cemaati zor ve güç bir yola girerek peygamberlerin derecesine kavuşurlar diyor. Kim söylüyor? Resulullah. Allah kendilerini doyurduktan sonra açlığı, yani zengin bu çocuklar. Fakat sonradan aç haleyle geliyorlar. Giydirdikten sonra çıplaklığı. Mesela sonra kıyafet de bulamıyorlar. İçirdikten sonra susuzluğu tercih ederler. Allah'ın katındakine ümitlerini bağlayıp bunları terk ederler. Hesabından korku duyarak helali dahi bırakırlar. Dünyaya sadece bedenleriyle ilgi gösterirler. Onun herhangi bir şeyle iştigal de etmezler. Mehdi talebelerinin diyor, Mehdi talebelerinin Rablerine olan itaatleri karşısında melekler ve peygamberler dahi hayrete düşerler. Ne mutlu onlara, ne mutlu onlara, Allah'ın onlara benim aramı birleştirmesini ne kadar çok isterdim diyor Peygamberimiz. O çok fazla Peygamberimiz, ahir zamanın garipleri diyor hep Peygamber, müjdeliyor onları. Ne mutlu o gariplere diyor. Yani acipleri, ahir zamanın acipleri.
Ahmet nerede? Ahmet hadi bekliyoruz. Fikret efendi, dinliyorum. Bir video gösterecektim. Yazık ya, hayvanlar böyle aldı. Yazık ya. Günah ya, yapma. Günah ya, hayvanlar yazık. Başka türlü yiyecek bir türlü gelmiyor. Evet, dinliyorum. Kedi resimlerimiz var. Göreyim. Bayağı şekerlerim. Ya bir tanesi bana yeter bunlar ama.
Aslında ordu gibi hepsi bende olsa müthiş olur. Ama çok zor bunlara bakmak ya. Hastalanıyorlar falan, insan çok tedirgin oluyor. Yazık, hastalandıktan keyifleri kaçıyor böyle. İçlerine kapanıyor. İnsan çok huzursuz. Bir de bazen daha da kötüleşiyor. Allah silgesin. Yani düzelme olmuyor da şey, yani kötüye doğru gidiş oluyor. Çok riskli. Çok iyi bakıyorlar ama genelde insanlar. O yönden hoş yani, maşallah. Ahmet bence durma, in aşağı. Arkadaşın da al karşına o yandaki Bebeto'yu. Fethullah Gülen, başkanlık sistemi, bu sistemi destekliyorum diyor. Başkanlık sisteminin altyapısı hazırlanmalı. İnsanımız hazırlanmalıdır. Selahiyetleri genişletilmiş Cumhurbaşkanı üzerinde durulursa bir yöntem, bir sıçrama ya bir rampa sayılabilir. Ancak milletimizin bugün ve geleceğinin ilgilendiren bu gibi konular geniş platformda tartışmalıdır. Tartışılmalıdır. Ben şahsen başkanlık sistemine de, selahiyetlerini genişletilmiş Cumhurbaşkanlığına da sıcak bakıyorum.
Evet, ama biz bilmiyoruz, herkes biliyor. Biz neye yaradığını, neyi amaçladığını bilmiyoruz. Evet, dinliyorum. İngiliz Ekonomist Dergisi, Kıbrıs'ın birleşmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takınacağı tutuma bağlı olduğunu iddia etti. Derginin, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı müsaade ederse Kıbrıs birleşebilir başlıklı yazısında şu ifadelere yer veriliyor. Bugün ne yazık ki adanın geleceği büyük oranda Türkiye'nin otoriter Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde bulunuyor. Kıbrıslı Rumlar adada bulunan sayıları birkaç bin olan Türk askerinin çekilmesinde ısrar ediyor. Birleşmiş Milletler adaya çok uluslu bir polis gücünün konuşlandırılması gibi bazı yeni öneriler gündeme getirmiş olsa da Erdoğan şu ana kadar tutumu değiştirmeyi reddetti deniliyor. Ayrıca İngiltere Başbakanı May'in Türkiye ziyaretinde bu konuyu Erdoğan'a açacağı da söylendi. Ya birkaç bin Türk askerini bulmasa ne mahsur var? Yani çok mantıksız, tertemiz insanlar. Onlar için de güvence, Rumlar için de, Türkler için de güvence. Tabii. Yani sanki bela gelmiş gibi anlatıyorlar, çok büyük ayıp yapıyorlar. Bir de kime ne zarlar zorları var, kime ne zarar vermişler şu an? Güvenlik unsuru, millet gece rahat yatıyor yatağında. Askerimiz var diye. Hiç kimsenin olmaması başıboş bir yapı. Bayağı tehlikeli olur. Adam bayrak direğine tırmanıyor, bayrağı yırtmaya kalkıyor bilmem ne falan peşmeken. Ya riskli bir ortam olur. Evet. Şimdilik bu kadar yeter. Sonra yine devam ederiz. Hadi bakalım. İnşallah. Bu akşam yayınımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere.